Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere ortaokullarımızda okutulan temel dini bilgiler dersimizin İslam 1 dersimizin birinci ünitesini yani iman ve insan konusunu işleyeceğiz. Konumuzda iman ve İslam, kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet, imanın insana kazandırdıkları, iman bakımından insanlar ve Rabbimizin 99 güzel isminden Esma-i Hüsna'yı tanıyacağız. Hadi başlayalım dersimize. Öncelikle İman ve İslam kavramlarını öğrenelim. İman dediğimiz zaman sözlükte inanmak, güvenmek, bir şeyin doğruluğunu kabul etmek ve onaylamak gibi anlamlara gelir. Bizler mesela Allah'ın varlığına ve birliğine iman ediyoruz dediğimiz zaman Allah vardır, birdir, eşi benzeri yoktur diye inanıyoruz. Allah'a güveniyoruz ve bunun doğru olduğunu kabul edip onaylıyoruz demektir. Dini bir kavram olarak ise iman, bizleri yaratan, bizleri yaşatan Allah'ımızın Hz. Muhammed'e indirilen bütün bilgi, mesaj ve hükümlerin doğruluğunu hiçbir şüphe duymadan kabul etmek demektir. Çünkü kainatı ve insanoğlunu yaratan Allah, insanlar arasından peygamberler seçmiş, peygamberlere vahiy göndermiştir. Son vahide kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla peygamberimiz Hz. Muhammed'e Allah'ın gönderdiği tüm bilgileri, tüm mesajları, tüm hükümleri olduğu gibi kabul ederiz. Bu yüzden din bir bütündür, parçalanamaz. İman ettiğimiz hususların tamamına inanmalıyız. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun tebliğ ettiği dine kalbiyle iman eden ve bunu diliyle ifade edenlere de mümin denir bizler. Allah'ın, meleklerin, peygamberlerin, kaza kaderin, kitapların, ahiretin her şeyin Rabbimiz tarafından bizlere bildirilen hususların doğru olduğunu kalbimizle kabul ederiz. Ve bunu dilimizle de söylediğimiz için işte bizlere mümin denilir. Peki İslam nedir o zaman? İslam teslimiyet, barış, kurtuluş demektir. Kelime anlamı. Yani bir kişi İslam oldu mu barış ve kurtuluşa erdi anlamına gelir. Terim olarak ise İslam Yüce Allah'ımızın Hazreti Adem'den başlayarak son peygamberimiz Hz. Muhammed'e kadar insanlar için gönderdiği dinlerin ortak adıdır. Ve son dinimiz İslam'ın da genel adıdır. Yani Allah insanlardan peygamberler seçince Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar 124 bin tane peygamber seçmiş. Onların her birine ayrı ayrı dinler göndermemiştir. Çünkü Allah bir peygamberler, hak peygamber, kitaplar, kutsal kitaplar, Allah hepsine İslam dinini gönderiyor. Ancak önceki ümmetler kendi dinlerini bozduklarından dolayı Allah son din İslam'ı gönderiyor ve onun korumasını da kendi katına alıyor. Dolayısıyla kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'in bir harfi dahi değişmeden kalacaktır. Çünkü son din İslam'dır. Allah'ın dinine inanan, Hayatını bu dinin ilkelerine göre düzenleyen kimseler de Müslüman denir. Bizler kelime-i şehadet getirdikten sonra iman ederiz. İman hükümlerin tamamını eksiksiz olarak kabul ederiz. Ve dinimiz bize ne emrediyorsa onları yaparız. İşte namaz kılacaksınız diyorsa namaz kılarız. Yalan söylemeyeceksiniz diyorsa yalan söylemeyiz. Böylece bize Müslüman denir. İman ve İslam bir bütündür. İman kalpte gerçekleşir. İslam ise kalpteki imanın davranışlarına en uygun şekilde yansımasıdır. Dolayısıyla bir kişi Müslümanım dedikten sonra kelime-i şehadet getirip kalbiyle kabul edip diliyle söyledikten sonra inandığı dinin gereklerini yerine getirmesi lazım. Diyelim Allahımız oruç tutun diyorsa orucunu tutması lazım. Yalan söylemeyin, gıybet etmeyin diyorsa bu davranışları sergilemesi lazım. İmanın ve İslam'ın elbette bazı esasları vardır. Şimdi sırasıyla onlara inanacağız. İmanın esasları dediğimiz zaman 6 tane maddemiz var. Bunların tamamına kalbimizde iman edip dilimize söylememiz lazım. Öncelikle tevhid inancı dediğimiz Allah'ın varlığına ve birliğine kesin olarak inanacağız. Ve meleklerine inanacağız. Vahiy getiren meleklerine, sağımızda solumuzda bulunan kiramen kârit tv meleklerine ve diğer meleklerin tamamına. Allah'ın peygamberlerine göndermiş olduğu kitaplara ve Allah'ın insanlar arasından seçtiği peygamberlere inanacağız ve bu dünyanın elbette bir sonu olacak işte kıyametle birlikte yeni bir hayat sonsuz bir hayat başlayacak ki ona da ahiret denilir ona da kesin olarak inanacağız hayrın ve şerrin Allah'tan yaratıldığına kader dediğimiz kavram kaza ve kadere de yine aynı şekilde inanacağız iman esaslarından bir bir müslüman belli başlı ibadetlerinde Yapmalıdır kendini bu ibadetlerle günahlardan korumalı Allahımızın rızası doğrultusunda hayat yaşamaya başlamalıdır. Çünkü Allah insanları ve cinleri kendisine kul olarak ibadet etmeler için yarattığını belirtiyor. Dolayısıyla insanın bu dünyadaki birinci görevi Allah'a kul olmaktır, ona ibadet etmektir. İslam'ın şartları da beş tanedir. Öncelikle eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek kelime-i şehadet getirerek İslam'a gireriz. Günde beş defa ergenlik çağından itibaren namaz kılarız. Beş vakit. Yılda bir ay Ramazan ayında oruç tutarız. Zenginsek yılda bir defa malımızın zekatını fakirlere veririz. Şayet zenginsek, sağlıklıysak ömrümüzde bir defa da Kabe'ye tavaf etmek üzere hacca gideriz. Bir kişi kelime-i şehadeti söyleyerek ancak İslam dairesine girer. Kelime-i şehadet giriş anahtarıdır. Anahtarla kilit açarız ve artık Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek Müslüman oluruz. Müslüman günde beş defa namaz ile Rabbi ile randevuleşir. Namazda secdanede Rabbine en yakın olduğu andır. Namaz dinin direğidir. O yüzden dinimizi ayakta tutmak için günde beş vakit namazımızı kılar, Allah'ımıza yönelir, Allah'ımızı sever ve ona bağlı olduğumuzu gösteririz. Zekat ibadetiyle zenginsek, Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetlerden fakirlere belli oranlarda vererek egoistlikten, bencillikten kurtuluruz. Veren el, alan elden üstündür anlayışıyla paylaşmayı öğreniriz. Ramazan ayında bir ay oruç tutarak, Nefsimizi ve tüm arzularımızı, bedenimizi ne yaparız? Sınırsız istek ve arzularından terbiye ederiz. Dolayısıyla oruç büyük bir nimettir. Hacca giderek ömrümüzde bir defa dünyada Allah için yapılan ilk ev Kabe'yi, daha sonra Hz. İbrahim ve İsmail'in birlikte yeniden inşa ettikleri Kabe'mizi, hacer Esved'i bizzat eliyle koyduğu Peygamberimizin Kabe'sini, putlardan temizlediği Kabe'yi, kutsal mekanları ziyaret ederiz. İslam dininin inananları bütün Müslümanlar orada aynı anda tavaf ederek birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla yaşarlar. Ve sevgili arkadaşlar tüm bu ibadetler maddi manevi yapmış olduğumuz tüm ibadetlerin tek amacı vardır. Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanmak. Müslüman gösteriş için, riya için asla ibadet yapmaz, hayır yapmaz, namaz kılmaz. Müslümanın tek gayesi vardır. İbadetlerini Allah için yapar. Onun rızasını kazanıp sevap kazanmayı ümit eder. İman ve ibadetlerin yanında elbette bizlerin sorumlu olduğumuz bazı davranışlar da vardır. İbadetler bizi Allah'a yaklaştırırken aynı zamanda toplumda da sevilen, sayılan, hoş görülen insanlar olacağız. İnsanlığa örnek olacağız peygamberimiz gibi. Dolayısıyla bir Müslüman da Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, Peygamber Efendimiz'in davranışlarında üretilen hususların niteliklerin olması gerekir. Nedir onlar? Müslüman doğru olacak, güvenilir olacak. Müslüman günahlara ve düşmana karşı cesaretli olacak. Müslüman fakir fukaraya ve tüm insanlığa cömert olacak. Müslüman yardımsever olacak. Ve asla kibire kapılmayacak, tevazu sahibi olacak. Yapılan hatalar karşısında hemen kızmayıp, müsamahalı davranacak. Şimdi de İslam'a giriş anahtarları olan kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetten bahsedelim. Bu iki kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet şehadetan olarak adlandırılır. Ve İslam inancının özüdür. İşte bu kelimeleri inanarak gönülden söyleyen kişi artık Müslüman olur. Biz kelime-i şehadet getirerek Allah'ın varlığını, birliğini, Hz. Muhammed'in de son peygamber olduğunu kabul etmiş oluruz. Kelime-i tevhid, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Unutmayın peygamberler de insandı. Ancak Allah insanlar içerisinden o beş tane özelliğe sahip olan sıdk, emanet, fetanet, ismet ve tebliğ özelliklerine sahip olan yani insanların en zekisi, en günahsızı, en doğrusu, en güvenilirini peygamber olarak seçmiştir ve onlara Kur'an'ı vahyetmiştir ki son Kur'an peygamberimize gelmiştir. O da insanlığa anlatmıştır. Kelimeyi tevhid dediğimiz zaman Allah vardır, birdir diyeceğiz. Çünkü aynı anda birden fazla ilah olsaydı evrenin düzeni bozulurdu. Nasıl ki sınıfınızda aynı anda birden fazla başkan olmazsa, bir ili birden fazla vali yönetmezse, bir ülkeyi birden fazla cumhurbaşkanı yönetmezse, hepsi tekse, işte kainatı yaratan, yaşatan Allah'ımız da birdir, eşi benzeri yoktur. Tek bir Allah vardır inancımıza göre. O da alemleri yaratan Allah'tır. Her şeyi yaratan O'dur. Her şeyi yaşatan O'dur. Her şeyin kaderini belirleyen, onu bilen O'dur, Allah'tır. Allah kendisine kulluk edilmeye layık olan tek varlıktır. O yüzden Müslümanlar sadece Allah'ın huzuru değildirler. Onun dışında kullara, putlara asla tapmazlar. İslam tevhid dinidir. Tüm peygamberler işte bu tevhid inancını anlatmaya çalışmıştır. Tevhid Allah'ın bir olmasıdır. Zıttıysa şirktir. Mesela Mekkeliler peygamberimiz zamanında Allah'a inanıyorlardı ama putlara ibadet ediyorlardı. Niçin böyle yapıyorsun dediklerinde putlar bizi Allah'a yaklaştıracak diyorlardı. Peki bu yanlış dendiğinde de atalarımız da böyle yapıyor demişlerdir. Dolayısıyla Müslümanla Allah arasında hiçbir aracı yoktur. Biz ellerimizi açtığımız zaman kalbimizden direkt Allah'ımıza tüm isteklerimizi iletiriz. Tevhidin zıttı şirk Allah'a ortak koşmaktır. İşte bu şekilde inananlara müşrik denilir. Allah'tan başka varlıkları tanrı olarak kabul etmek şirktir. İslam dininde en büyük günah şirktir. O yüzden biz tevhid inancı olan Allah'ın varlığı birliği inancına sahibiz. Kelimeyi tevhid yaptığımız zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğimiz zaman birinci kısımda Allah'ımızın tekliğinden bahsediyoruz. İkinci bölümde ise son peygamber Hazreti Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğunu kabul ediyoruz. Allah'ımız Hazreti Muhammed'i insanlar arasından bir rahmet olarak peygamber olarak seçmiş ve onu alemlere rahmet olarak göndermiştir. İkinci bölüm kelime şehadet. Şahitlik kelimesini duymuşsunuzdur. Şehadet bir şeye tanık olmak demektir. Bir şeyin doğruluğundan kesin bir şekilde emin olmak demektir. Kelime-i şehadette Allah'ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed'in onun kulu ve peygamber olduğuna şahit olduğumuzu açıklamaktır. Yukarıda kelime-i tevhidi söylerken eşhedü kısmı yoktu. Sadece la ilahe illallah Muhammedun Resulullah vardı. Buradaysa ise eşhedü de var. Yani Arapça yazılışını görüyorsunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Dolayısıyla eşhedü'deki şeyden kelime-i şehadet olduğunu anlayabilirsiniz. Tamam mı? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tevhid. Eşhedü ise kelime-i şehadettir. Ne diyoruz bunu deyince? Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed O'nun kulu ve Resulüdür. Sevgili arkadaşlar içinde yaşamış olduğumuz kainat bizleri yaratan Allah'ımızın varlığını ve birliğini kanıtlayan en büyük eserdir. Müminler işte bu esere baktıkça onun yaratanın varlığını ve birliğini daima hissederler. Şehadet sözünün ikinci bölümünde ise Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunu kabul ederiz. İşte Medine'deki Mescid-i Nebi'nin içerisindeki bu yeşil kubbenin altında Ravza-i Mudahara vardır. Peygamberimizin mezarı orasıdır. Kelime-i Şehadet'te Kelime-i Tevhid'den farklı olarak Hazreti Muhammed Allah'ın kuludur ifadesi yer almaktadır. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet'i söyleyerek Allah'ın tek beşli olduğunu kabul ederiz. Allah'ımıza teslim oluruz. Allah'ımın rızasına talip oluruz. Allah'ın gücüne ve kudretine şahitlik ederiz. Allah'tan başkasına kul olmayı kesinlikle reddederiz. Allah'tan başkasına asla dua ve ibadet etmeyiz ve peygamberimiz Hazreti Muhammed'i bilir, onun sünnetine uyarak onun peygamber olduğunu kabul ederiz. Peki iman ettiğimiz zaman bizlere ne kazandırır? İmanın insana kazandırdıkları, imansız yaşayanlar, dinsiz yaşayanlar, deistler, ateistler, komünistler, satanistler, budistler, hinduistler dünyada o kadar istler var ki onlar maalesef iman şerefine ulaşamadılar. Onlarda da inşallah sizleri imana getireceksiniz, dinimizi onlara tebliğ edeceksiniz. O yüzden dinimizi çok iyi öğrenin taklidi imandan tahkiki imana geçeceğiz. Yani inandıklarımıza niçin inandığımızı öğreneceğiz. İmanımızı sağlam yapacağız ve YouTube'dan, Twitter'dan, TikTok'tan bizleri kandırmaya çalışanlara karşı daima dirençli ve cesur olacağız. İnanan insan kendini yalnız ve çaresiz hissetmez. Çünkü Rabbi vardır. Asla ümitsizliğe kapılmaz. Çünkü ahiret vardır. Bilir ki Allah kendisine maddi ve manevi her türlü rızkı veriyor. Ve yapmış olduğumuz dualar işitiyor. Tüm dualarımıza muhakkak bir cevap veriyor. Allah'ın varlığına inanmak aynı zamanda inanan kimselere, Müslümanlara güç verir. İnsan onun zikriyle mutlu ve huzurlu olur. Peygamberlerin de bizler gibi bir insan olduklarını ancak dediğim gibi onların Allah tarafından seçildiğini biliriz. Ve onları kendimize örnek ediniriz. Müslümanların tek önderi, tek rehberi vardır. O da Hazreti Muhammed'dir. O Hatemül Enbiya son peygamberdir. Muhammedül Emin'dir. Hazreti Muhammed'e iman ederek onun kendimize örnek alır ve onun gibi iyi bir insan olmaya gayret ederiz. Meleklere inandığımız zaman sağımızda solumuzda kiramen katibin meleklerinin olduğunu yani zerre miktarınca iyiliğimizi zerre miktarınca kötülüğümüzü yazdıklarına inanırız. Allah'ın kuvvetinin iyiliğin ve güzelliğin her yerde olduğuna gönülden inanırız. Dolayısıyla meleklere iman da imanın şartlarından biridir. Ve ahiret. Ahiretin varlığına iman eden biri ölüm karşısında kendini çaresiz, aciz hissetmez. Çünkü bitkiler, hayvanlar öldükten sonra toprak olup yok oluyorlar. Ama bizler eğer öldükten sonra toprak olup yok olsaydık büyük bir ümitsizlik olurdu. Hayal kırıklığı olurdu. Çünkü bizden önce önen sevdiklerimize bir daha asla kavuşamazdık ama bizler hem Rabbimize hem peygamberimize hem de sevdiklerimize inşallah ahirette cennete gittiğimiz zaman tekrar kavuşacağız ve ebedi yaşayacağız. O yüzden ölüm bizim için bir son değildir. Geçici dünyadan bir ayrılıktır. Sonsuz ebedi ahiret hayatının başlangıcıdır. O yüzden bu dünya bizim için bir imtihandır. İmtihan bilinciyle yaşayıp imtihanı kazanmak için çalışırız. Gerçek hayat olan ahiret için gayret eder, cennete gitme ümidiyle yaşarız. Kadere iman. Değerli arkadaşlar, her şey belli bir amaç ve hikmet doğrultusunda yaratılmıştır. Dolayısıyla bizler kadere iman ederek Allah'ın bizlere vermiş olduğu cüz'i irade sayesinde, göndermiş olduğu kitaplar, peygamberler sayesinde doğru yolu bulabiliriz. Aklımızla onları selim akılla, tarafsız bir şekilde izlediğimiz zaman doğru yolu bulabiliriz. Bakın iki seçenek var önümüzde. Diyelim bu yolun sonunda gittiğimiz zaman uçurum var, düşü Bu yoldan gittiğimiz zamansa hedefimize köyümüze ulaşacağız. İşte burada Allah bizi zorlamıyor. İster bu yoldan git, ister bu yoldan git diyor. Buna cüz'i irade deniyor. Bu yoldan gittiğimiz zaman ya da bu yoldan gittiğimiz zaman sonuçta karşılaşacak olan karşılaştığımız şeylerden dolayı da kendimiz sorumluyuz. İşte dünyada böyle. Dünyada İslam'ı seçtiysek, İslam'ın emirlerini yaptıysak cennete gideceğiz. İslam'ı reddettiysek, kafir olduysak, Hristiyan, Yahudi olduysak cehenneme gideceğiz. Ve oraya vardığımız zaman da Herhangi bir iddiada bulunamayacağız. Çünkü Allah bize akıl vermiştir, irade vermiştir. Doğru yolu kendimiz seçeceğiz. İman sayesinde Rabbimizi, Allah'ımızı, peygamberimiz Hazreti Muhammed'i, dinimiz İslam'ı çok severiz. Ve peygamberimiz gibi doğru oluruz, asla yalan söylemeyiz. Peygamberimiz gibi dürüst olur, kimseyi kandırmayız ve daima Rabbimize güvenir, onun güveni sayesinde kendimize de güveniriz ve Müslüman nefsine, şeytana, düşmanlara ve şeytanlaşmış insanlara karşı daima cesur olur. Dinimizi ucuza satmaz, dinimizi onlara peşkeş çekmez, onların yalan ve ihanetlerine karşı dinimizi sonuna kadar savunur. Başımıza gelen sıkıntılar hastalıklar nedeniyle asla ümitsizliğe kapılmayız, Rabbimize güveniriz. Ve bu dünyadaki sorumluluklarımızı biliriz. İmandan sonra İslam'ın emirlerini namaz, zekat, oruç, doğruluk, dürüstlük, adalet gibi hususları yerine getiririz ve herkese karşı adaletli oluruz, adil davranırız. Kendi lehimize de olsa, aleyhimize de olsa asla yalan şahitlik yapmayız, kimseye zulmetmeyiz. İbadetlerimizi ve kulluk görevimizi yerine getirmeliyiz. Yaşadığımız dünyayı, hayvanları, bitkileri sevip korumalıyız. Ve başıboş, serseri bir şekilde değil de disiplinli bir şekilde yaşarız. Yapmış olduğumuz tüm davranışları kontrol altında tutarız. Ailemizi ve arkadaşlarımızı da daima severiz, onlara iyilik yaparız. Müslüman vatanını, milletini, maddi manevi değerlerini çok sever, onları gerektiğinde düşmana karşı savunur. Tüm insanlara yardım etmeye gayret eder. Çalışır. Er rızk alallah, rızık Allah'tandır. Ancak çalışana bu dünyada rızkını vereceğini Allah söylüyor. O yüzden Allah'ın yardımıyla çalışır ve başarılı oluruz. Zorluklar karşısında sabrederiz, asla isyan ve yılgınlık yapmayız. Değerli arkadaşlar, dördüncü bölümde de iman bakımından insanları inceleyeceğiz. Ne dedik? Kelime-i şehadeti getiren, kalbiyle inanıp diliyle söyleyen Müslümandır. Bunun dışında mümin dışında kafirler ve münafıklar var. Hadi bakalım bunlar kimmiş? Mümin ne dedik? İnanıp tasdik edendir. Mümin sözüne güvenilen, başkalarının güvende olmasını sağlayan kişidir. Allah'a ve onun peygamberi aracılığıyla insanlara bildiklerinin tümüne kalben hiçbir şüphe duymadan, hiçbirini ayet etmeden inanan kimselere mümin denir. Bizler imanın altı şartının tamamını eksiksiz bir şekilde kabul eder ve inanırız. Kur'an'da zaten buyuruyor ki Allah, müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. İşte bizlerin özelliği budur. Peygamberimiz de mümini bakın nasıl tarif ediyor. Muhammed'in can elinde olan Allah'a yemin olsun ki mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. İşte siz de böyleyseniz müminsiniz inşallah. İkinci grup insanlar kafir. Kafir demek örten, gizleyen, nankörlük yapan anlamına gelir. Yani Allah'a ve onun peygamberleri racıla bildirdiklerine inanmazlar. Onu inkar ederler. İşte bunlara kafir deniyor. Müminin tam zıttıdır. Kafirler gerçeği kabul etme konusunda ön yargılıdırlar. Umursamaz oldukları, kalplerin İslam'ı çağrısını aşmadıkları için de Allah'ın ayetlerini anlayamazlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kendilerine verdiği akla rağmen ayetlerini inkar edip küfre düşenlerin ahirette nasıl cezalandırılacağı bakın nasıl haber veriliyor. İşte böyle. Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmeleri karşılığı orası onların temelli kalacakları yerdir. Sevgili arkadaşlar ahirette hesaplar verilirken mahşer meydanında kafirlerin cehenneme atılacağı ortaya çıkınca kafirler diyecekmiş ki Yasin suresine geçtiği üzere Ya Rabbi bizi dünyaya tekrar gönder kelime-i getirelim ve Müslüman olalım bizi tekrar öldür diyecekler pişman olacaklar ama İmtihan bir defadır. Ben size akıl vermedim mi? Ben size peygamber göndermedim mi? Niye inanmadınız diye onlar orada kahru perişan olacaklardır. O yüzden tüm insanlığın cennete gitmesi için uğraşacağız. Elimizdeki sosyal medyayı işte İslam'ı yayma için kullanabiliriz. Ve münafık insanların en kötüleri. Olduğundan başa görünen, içiyle dışı birbirinden farklı olan kişilere münafık denir. Münafıklar peygamberimiz zamanında da vardı. Hatta Kur'an-ı Kerim'de münafıkun suresi vardır. Bunlar iman etmediği halde, Müslüman olmadığı halde, yani söylediklerini kalben tasdik etmedikleri halde Müslümanların yanına gelip biz de Müslümanız derler. Allah bu durumu bize bildiriyor. İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıklar halde Allah'a ve ahiret güne inandık derler. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Münafıklar iman etmemişlerdir. Fakat kafirliklerini saklayarak Müslüman gibi görülen 200 insanlardır. Bu bölümde de Allah'ımızın o güzel isimlerinden Esma-i Hüsna'yı tanıyacağız. Allah'ımızı biz isimleri ve sıfatlarıyla tanıyabiliriz. O yüzden Esma-i Hüsna Allah'ın en güzel isimleri demektir. Kur'an-ı Kerim'de en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu, ona bu isimlerle dua etmemiz gerektiği bizlere haber verilir. El-Vahid tek ve bir olan. El-Ehad bir, biricik, yegane varlık. El-Mü'min, inananlara güven veren, güvenilen anlamına gelen Rabbimizin üç güzel ismidir. Allah ismi ise Rabbimizin zatına ait özel ismidir. Bu isim bütün Esma-i Hüsna'yı kendisine barındırıyor. O Allah ki vardır, birdir, ondan başka da ilah yoktur. Allah'ın başlangıcı ve sonu yoktur. Her şeyi yaratan sonsuz ilim ve güç sahibi Allah'tır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. El-Vahid. Allah'ın güzel isimlerindendir. Bir ve tek anlamına gelir. Arapçada vahidun bir demektir. Ehad de gülhü allah ehad geçer. Vahid ismine çok yakındır. Ehad isminde bir, yegane, bir tek gibi anlamlara gelir. Yüce Allah'ın benzeri ve dengi yoktur. Allah'ın vahid ve had olduğunu söylediğimizde onun bir, tek, yegane varlık olduğunu kabul etmiş oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. De ki o Allah ehattır, bir tektir. El mümin. Güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren gibi anlamlara gelen Rabbimizin güzel isimlerindendir. Allah kendisini inananları korku ve endişeden emin kılar. O inanan kişinin hem dünyada hem de ahirette tek güvencesidir. Evet sevgili arkadaşlar şimdi de dersimizle ilgili örnek sorularımızı çözelim. Yüce Allah'tan Hz. Muhammed'e indirilen bütün bilgi, mesaj ve hükümlerin doğruluğunu hiçbir şüphe duymadan kabul etmeye ne denir? İman, tebliğ, ihsan, İslam. Evet ne diyoruz? İman etmek demektir. Yüce Allah'ın Hz. Adem'den başlayarak son peygamber Hz. Muhammed'e kadar insanlar için gönderdiği dinin ortak adı nedir? İhlas, İslam, iman, risalet, evet tüm dinlerin adı İslam'dır çünkü hepsini Allah göndermiştir. Hepsi de aynıdır. Kelime-i teyit ve kelime-i ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez? Allah'ın tek ve eşsiz olarak kabul etmektir. Allah'a teslim olmaktır. Allah'ın gücüne ve kudretine şahit olmaktır. Sadece Hz. Muhammed'i peygamber bilmektir. Sevgili arkadaşlar bizler peygamberlere iman ettiğimiz zaman peygamberler bakın çoğul kullanıyoruz. Yani Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar tüm peygamberleri kabul ederiz ki kelime-i şehadette böyle bir sıkıntı yoktur, darlama yoktur. Yukarıdaki öncüllerden hangileri iman sayesinde bir insanın kazandığı niteliklerdendir? Adil davranır, haksızlıktan ve zulmekten kaçınırım. İbadetlerimi ve kulluk görevimi yerine getiririm. Yaşadığım dünyayı hayvanları bitkileri sever ve korurum. Dürüstüm, kimseyi kandırmaya çalışmam. Tamamı bir mümine yakışan davranışlardır. Beşinci ve son sorumuz. Allah'ın nokta nokta olduğunu söylediğimizde onun bir tek yegane varlık olduğuna işaretmiş oluruz verilen boşluğa. El vahid ve el ehad. Vahid bir ehadde tek anlamına gelen Allah'ımızın güzel isimleri getirilir. Evet sevgili arkadaşlar. İslam bir dersimizin temel dinler dersimizin birinci ünite konu anlatımının sonuna geldik. Diğer derslerimizde görüşünceye kadar hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz videomuzu beğenmeyi arkadaşlarımızla paylaşmayı kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyor Allah'a ısmarladık diyorum